Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoya. bu videoyu birazcık daha Ramazan'ın enerjisine layık olarak maneviyat döngüsü içerisinde çekmek istedim. çünkü her şeyden önce tabii ki hepinizin Ramazan'ı gani gani mübarek olsun. Yüce Allah tuttuğumuz oruçların hepsini dost doğru tutmayı nasip etsin. İbadetlerimizle birlikte bu pozitifin hakim olduğu bu aydan, negatifin kapılarının kapandığı bu aydan ruhumuzu en yüksek seviyeye yükselterek, insanlığımıza en fazla yaklaşarak güçlenmeyi nasip etsin. Güçlenmeyi nasip etsin ki ben her zaman buna inanıyorum. Gerçekten İslamiyetle perçinlenmiş, uyanmış, bunu bize Kur'an-ı Kerim de bildiriyor zaten. Ayılmış olan, güçlenmiş olan bu insanlar dünyayı e, inşa edecekler. Yeryüzünü doğru bir şekilde inşa edecekler ve negatifle bu savaşı gerçekleştirecekler. Ama insanın en önce vermesi gereken savaş kendiyle, kendi nefsiyle, nefsinde barındırdığı negatifliklerle. Bunu yenemediği sürece, kendi sistemini çalıştıramadığımız sürece ve var olduğumuz sistem tanıyamadığımız sürece bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil maalesef. Ben de bugün bu konuyla ilgili bir bölüm okumak istiyorum size. Kendi yazmaya başladığım kitaptan. Zaten hali hazırda felaketten önce bu yaşadığımız deprem felaketinden önce bu kitabı yazmaya başlamıştım. 100 sayfada olmuştu çok şükür. Ama bu felaketle birlikte her şeyden elimizi et eteğimizi çekmek istedik. Bir şekilde tekrar o kitaba dönecek enerjiyi kendimde bulamadım. Şimdi tekrar e, kitaba dönmek için kendimde bir enerjiyi buldum. Ve şunu dedim sizlere bunun içerisinden bir bölüm okuyayım. Sizde de bunun karşılığı varsa e, gerçekten hoşunuza gittiyse ve beğendiyseniz e, ben de en azından bu kitabı yazmaya ve çıkarmaya devam edeceğim. E, onun için sizden fikirlerinizi almak istedim açıkçası. Sizdeki karşılığı nedir bunu merak ediyorum. Onun için ondan bir bölüm okumak istiyorum size bugün. Ruhun büyümesi ve küçülmesi. Naçizane kendi manevi yolculuğumda en büyük arzum var olduğum yaratılış sistemini ve taşıdığım beden ile ruhu bir arada bütünleyen sistemi tanımak. Çünkü şuna inanıyorum. Dünyadaki yolculuğumu devam ettirdiğim sistemimin çalışma şeklini ne kadar iyi anlarsam ve sistemimin en üst verimle çalışabilmesi için gerekliliklerini ne kadar yerine getirirsem o kadar güçlü, huzurlu olacağım ve yaratılışımın ve insanlığın hakkını vereceğim. Bu doğrultuda yıllardır karmaşık olarak içimden gelen seslerin hangi bene ait olduğunu, hangisinin ruhuma, hangisinin nefsime ait olduğunu, pozitif ve negatife hizmet eden eylemleri nasıl ayırt edebileceğimi sorguladım durdum. Yıllar süren yolculuğum ve çabam sonucunda İslamiyetle birlikte kendimde yaşadığım ve yaşatmaya çalıştığım ruh-beden-nefs ilişkisine nasıl baktığımı sizlerle de paylaşmak isterim. İnsan ruhu Allah'ın bizzatihi kendi mukaddes ruhundan üflediği bir özdür. Cüzi irademizin verdiği kararla bedenimizi harekete geçiren asli kuvvetimizdir. Düşüncelerimizden yiyip içtiklerimize, konuştuklarımızdan davranışlarımıza, bizi Allah'a yaklaştıran ya da tam tersi istek ve arzularımıza yenik düşerek hareket ettiğimiz her eylem ruhumuzun bunları canlandırması neticesinde gerçekleşir. Dolayısıyla ruh canlandıran bir güç kaynağıdır. İnsan ise dünya hayatı dediğimiz bu geçici durakta Allah'ın en değerli emaneti olan o ruhla ne tür eylemlere hayat vereceğine karar vermekle yükümlüdür. Şayet pozitif eylemlere hayat verirse yani ruhuyla rahmani olan şeyleri canlandırırsa ruhunu büyütür. Tam zıttı hareket eder ve negatif eylemlere hayat verirse kötülükten beslenir, Allah'ın men ettiği, günah olarak adettiği eylemleri yapar, hakka hukuka riayet etmez, yalan söyler, cana, mala ve ırza kastederse de ruhunun küçülmesine, gitgide gücünü kaybederek ilahi akışla olan bağını kaybetmesine neden olur. Bunu biraz daha açmak isterim. Yani aslında bu tıpkı şuna benzer. Yüce Allah her birimize bu dünyaya gelirken belli bir enerji miktarı tanımlamıştır. Diyelim ruhumuzun dünyaya gelirken 90 watt gücünde bir enerjisi var. Bizler özgür irademizle hep pozitifi canlandırmasını sağlayarak o ruhun gücünü 1 milyon vata da yükseltebiliriz. Negatifi canlandırmasını sağlayarak 40 vata yani sadece bedenimizi yaşatacağı, bizi anca hayatta tutacağı ama ilahi enerjinin bizden çekildiği bir seviyeye de indirebiliriz. Bu tamamen bizim elimizdedir. Peki bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Ruh Allah'tan geldiği için hiçbir negatifliği, kötülüğü ve kirliliği kabul etmez. Yani ruh mutlak pozitiftir, rahmanidir. Rahmani bir şey ise şeytani bir şey bulaşamaz. Bulaşamadığı için de ruhumuzla negatif bir eylemi hayata geçirdiğimiz her seferinde o negatif eylemi canlandırmak üzere ruhumuzdan kopan parça çekim yasası gereği kopmuş olduğu ruhumuza sürekli dönmeye çalışır ama bir türlü dönemez ve dışarıda kalır. İşte bu dışarıda kalan, ruhumuza karışamayan ruhumuzun parçaları daha büyük bir negatif enerjiye dönüşerek bize çarpar ve sıkışmamıza yol açar. Bu elbette sadece bizi değil, bütün sistemi sıkıştıran bir durumdur. O vakit buhranlarımız başlar, endişeler baş gösterir. Yani dünyanın en iyi hayatının içerisinde dahi olsak en yalnızızdır aslında, en korkarızdır, en sıkışmış haldeyizdir. Çünkü orada bizi sıkıştıran şey ruhumuzun zayıflığıdır. İşte bunu temizleyen tek şey tövbedir. Tövbe dediğimiz şey günahları silen, temizleyendir. Ruhumuzla canlandırdığımız negatif eylemler neticesinde ruhumuzdan kopan parçaları samimiyetimize ve derecemize göre bize tekrar geri getirendir. Onun için Allah'ın insana yeryüzündeyken tanıdığı çok büyük bir şanstır tövbe. Reset çekmedir günahlarımıza. Tabii ki kişi samimi olur ve tövbesinde durursa. Bu noktada Allah tövbe ettikten sonra tövbemizde ne kadar samimi olup olmadığımıza bakar. Bunu gerçekten samimiyetle yapıyor muyuz? Eylemsel olarak da bu sözün arkasında durabiliyor muyuz diye bizi sınar. Sınavımızı eylemsel olarak da geçtiğimiz zaman ise bize bir üst aşamaya taşır. Yok söz verdin ama eylemsel olarak başına gelen sınavdan geçemedin. Tekrar sınavı vermek için geriye gidersin. O zaman da ben ileriye gidecektim. Niye geriye gittim ki? diye kendi kendine sorar durursun. Böylece daha da boğulmaya başlarsın. Halbuki kişi kendini geriye atmıştır. Verdiği sözü eylemle tamamlayamamıştır. Ama sen ettiğin tövbede kararlıysan, bu duruşu gösteriyor ve eskisinin aksine pozitifi canlandırıyorsan, o zaman da ruhundan kopan parçalar tekrar ruhuna dönerek ruhunu büyütmeye başlar. Bunu sürekli tekrarladığında ve ruhun artık belli bir seviyeye geldiğinde ise o kadar büyür ki artık perdelerin kırılmaya ve yaratılış sistemini okumaya başlarsın. Maneviyatı sistemi okumak için gerekli alan açılır ve bu sefer ruhun bu yeni açılan çok daha yüksek alanı canlandırmaya başlar. İnsan doğduğu haliyle geldiği gibi perdelerini kıramaz. Kırabilmesi için sistemde doğru eylemler yapması, pozitif bir insan olması ve tüm bunları yaparken de Allah'la bağlantı kurması gerekir. Kişi bunu yaptığı zaman çok güçlü bir noktaya gelir. Mesela diyelim gönül perdemizi açabilmemiz için 110 matlık bir ruh enerjisi lazım. Doğru eylemler yaptıkça ve ruhumuzun gücü 110 mata çıktığında bu sefer göğüs kafesimizde görmemizi engelleyen, manevi bakışımızı kapatan, gönül gözü dediğimiz o alanın önündeki perde kırılmaya başlıyor. Sonra diyelim gönlümüzün daha da açılması için 130 wattlık bir ruh enerjisine ihtiyacımız var. Daha fazla pozitif eylem yaptığımızda böylece bu eylemleri yapa yapa ruhumuzu büyütmeye devam ederiz ve daha da ötesini hissetmeye, görmeye ve deneyimlemeye başlarız. Ya da Allah korusun tam tersi eylemler gerçekleştirdiğimizde maneviyet enerjimiz, gönül gözümüz hepsinin enerjisi zayıflar ve en sonunda öyle bir raddeye gelir ki ruh kendinde negatifi çok fazla canlandırdığı ve enerjisini artık geri dönüşler alamayacağı seviyeye indirdiği için mühürlenerek yaratılışla ilgili o çıkış olanağını tamamen kapatmış olur. Dolayısıyla ruhun da bir eksi seviyesi vardır. O seviye aşıldı mı kişi mühürlenir. O mihrü de Allah dilemedikçe kimse kıramaz. Ancak ve ancak Allah'ın dilemesiyle ruhuna fazladan enerji gelir ve böylece o mühür kırılır. Ama bu çok zor, çok ender bir olasılıktır. Dolayısıyla kardeşim, böyle bir hayatın içerisinde yaşarken, böyle bir döngünün içerisinde canlanıyorken, doğruyu büyütüp ruhumuzu güçlendirmek varken neden küçültelim? Bugün dünyada yaşayan insanların büyük çoğunluğu ruhlarını küçültmüş haldedir. Niye? Nefsleri ruhlarını tükettiği için. Ruh canlandırıcı güç olduğu için nefslerinin istediği her şeyi canlandırmıştır. Ruhu aradan çekelim. Nefs bir şey isteyebilir mi? İsteyemez. Onu canlandırması için bir enerjiye bir ruha ihtiyacı vardır. Dolayısıyla canlandırdığı her eylemde ruh kendi enerjisinden harcar. O enerjinin ona geri dönemediği durumda da ruhunda eksilme olur. Bu eksilmenin önüne geçebilmesinin en önemli yollarından biri hiç şüphesiz üzerimize farz olan namazlarımızı kılmamızdır. Çünkü insan namaz kılmadığı zaman Kabe'den inen o pozitif ve saf enerjiden alamaz ve ruhu da bu enerjiden beslenemez. Bu şekilde kaçırdığı her namaz ya da tutmadığı her oruçla ruhu eksilir. Birebir eksilir hem de araya hiç zaman koymadan. O namazdaki payını almadığı için de kılandan ruh noktasında eksik kalır. Çünkü ruhumuzun da güçlenmek için gıdaya ihtiyacı vardır. Namaz eylemi Allah'ın sisteminden güçlü bir şekilde pay aldığımız bir eylemdir. Aynı şekilde üzerimize farz olanları tutmamız da öyle. Ayrıca sistematik olarak kıldığımız namazlar esnasında Kabe'den inen pozitif enerjiden beslenerek kendimizde birikmiş olan ve bizi yanlışlara sürükleyecek negatif enerjiyi de kendimizden temizlemiş oluruz. Kendimle ilgili yolculuğumda sistemi keşfetmeye çalışırken yaşadığım en büyük karmaşalardan biri de nefsimin ya da duygularımın frekansını ruhumun frekansıyla karıştırmamdı. Ve bu tanımlamaları doğru yere konumlandıramadığım için de sistemimde arızalara sebebiyet veriyordum. Dolayısıyla bu konuyu da sizlere dilimin döndüğünce aktarmak isterim. Kendimizde titreşimini hissettiğimiz her frekans ruha ait değildir. Ya da kendimizi iyi hissettiğimiz her bir zaman da ruhumuzun güçlendiği anlamına gelmez. İnsan titreşiminin yükselmesi içindeki akışın değişmesi anlamına gelir. İnsanın titreşiminin yükselmesi içindeki akışın değişmesi anlamına gelir. Ruh ayrı bir şeydir, frekans ayrı bir şeydir. Sistemimizi bir bütün olarak düşündüğümüzde o bütünün parçalarının her birinin bir titreşimi ve frekansı vardır. İnancımızın, nefsimizin, gönlümüzün, aklımızın, karakterimizin, maneviyatımızın bunların da vücuda hakimiyeti söz konusudur. Sistem içerisinde hangi frekansın etkisindeysek o frekans vücudumuzu ele geçirir ve onun istediğini yaparız. Eğer nefs frekansı vücudunu ele geçirdiyse Nefsin ne istiyorsa onu yaparsın. O zaman da vücudun tamamıyla nefs frekansının etkisi altına girmiş olur. Ancak nefs frekansından daha güçlü bir frekansla yayılım yapılması gerekir ki onu kırabilesin. Bir makine gibi düşünelim. Dev bir makine. İnsan Allah'ın da bildirdiği üzere alemin en yüksek ve karmaşık yaratımıdır. Ama bunu algılamadığı, kendini etten ibaret bir yapı olarak görüp neyin ne olduğunu bilmediği sürece işin içinden çıkamaz. İşte bizim insan olarak üzerimize düşen vücudumuzu, sistemimizi, beynimizi, ruhumuzu, cüz'i irademizi, bütün müktesebatımızı etkisi altına alan, yönlendiren ve yaşatan nefsin frekansını maneviyatla uyumlamak ve ruhun frekansını yükseltmektir. Nefsi ruhla ve sistemle uyumlu hale getirerek gücünü arttırmak ve çok daha büyük bir ruh alabilmektir. Ruhumuz nefsimizle uyumlu hale geldiği zaman nefsin enerjisi artık bizi küçültmek için değil, Ruhumuzu ve kendini güçlendirmek, büyütmek için mücadele eder. Fakat aksine nefs frekansı bizde etkili olduğu zaman akıldan beyne, duygudan düşünceye varana kadar bütün sistemimiz nefsimize göre uyumlanır. Nefsle terbiye edilmiş bir nefs değilse ruhumuz o terbiye edilmemiş nefsin bütün isteklerini canlandırmak zorunda kalır. Öyle ki bütün sistem o terbiye olmamış ham nefsin esiri olur. Gönlü de nefse göre çalışır, aklı da. Hırsızlık yapıyorsa ona göre çalışır sapıklık yapıyorsa ona göre çalışır. Hakka giriyorsa ona göre başkasının malını çalıyorsa ona göre. Bu da haliyle ruhunun küçülmesine yol açar. Dünya hayatı tamamlandığında ruhunu büyüten ile ruhunu sadece bedensel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede bırakmış olan kişinin durumu ne yazık ki aynı değildir. Ruhundan büyük bir parça kaybetmiş biri ruhunu büyütmüş olan kişiyle aynı yere giremez. Sen şimdi hayatı boyunca Sadece pozitif eylemlerde bulunmuş biriyle aynı yere girebilir misin? Giremezsin. O kişiye ruhunun topladıklarına göre bir alan açılacak ve ona göre bir yaşantı tanımlanacaktır. Tabii bu içimizde bir umutsuzluğa sebebiyet vermesin. Bu döngüde şeytanın içimizde başaramayacağımızı fısıldayan vesveselerine kulak asmamamız gerekiyor. Hala bu dünyadaysak ve nefes alıyorsak şansımız var demektir. Çünkü bunu bize Allah vaat etmiştir ve Allah vadinden dönmez. Tövbe kapısı her zaman açıktır. Bunun için şöyle söyleyeceğiz. Ben yaratılışta ruhumu büyütmek ve tamamlanmak için daha fazla çaba sarf edeceğim. Evet yanlışlar yaptım, zamanımı boşa tükettim ama bundan sonra zamanımı daha verimli değerlendireceğim. Kendimi bu sisteme ve bütüne daha iyi adapte edeceğim ve Allah'ın izniyle başaracağım. Ben Ali Veli gibi olmak zorunda değilim. Allah dilerse hepsinden üstün olabilirim. Bunu benim samimiyetim, çabam ve niyetim belirleyecek. Hakikatim, emeğim ve bunun için verdiğim mücadele belirleyecek. Onun için kimse, kimse kimseye benzemeye çalışmasın. Allah herkesi biricik yarattı. Herkes kendiyle bir mücadele içerisinde olmalı ve Allah yolunda birlik olmalı. Allah da bizi birliği emrediyor. Sistem de birlik yasasına göre çalışıyor. Ancak o zaman hepimiz hem birbirimizin yolunu güçlendiriyoruz hem de başkasının yoluna yardım ettiğimiz için kendimizi güçlendiriyoruz. En iyi halimizle en kötü halimiz arasında verdiğimiz bir mücadele bu. Sırf o da en iyi haline erişebilsin diye yaratılış yolunda çabalayan bir insana yardımcı olmak, sistemde pozitif bir eylem olarak katkı sağlayacağı için ruhumuzun büyümesine de katkı sağlar. O zaman nefsimiz, ruhumuz ve de var olduğumuz sistem hepsi en üst seviyeye çıkabilmemiz için bir mücadele içerisine girer. Şimdi böyle bir şekilde mücadele eden bir insanı ne yıkabilir ki? Böyle bir insanı ne yenebilir ki? Sözünü ne çiğneyebilir ki? Hangi akıl bu insanı egale edebilir? Hangi güç onu durdurabilir ki? Durduramaz. O insan yolculuğunun farkındadır. Bulunduğu durağın, geldiği ve gideceği yerin farkındadır. Toplaması, yeryüzünde yapması gerekenlerin farkındadır. Canının sahibinin Allah olduğunu bildiği gibi takdirin Allah'ta olduğunu da bilir. Gerisini ona bırakır. Allah'ın işine karışmaz. Can Allah'ın işidir. Takdir ondandır. Bizimkisi tedbir kardeşim. Tedbirle sınırlı varlıklarız biz. Takdirle değil. O nedenle o kişiyle diğeri arasında dağlar kadar fark vardır. Diğer kişi dünyaya tutunmaya çalışır. Gücün burada olduğunu zanneder. Her şeyi dünyada edinmeye çalışır. Her şeye burada sahip olacağını düşünür. Evi olsun ister, arabası olsun ister, bir türlü doymak bilmez. Bir tane varsa bir tane daha olsun ister. Onunla güç elde edeceğini zannettiği için de daha fazlasını ister. O daha fazlayı alabilmek için de her türlü ahlakı, her türlü hakkı çiğner. Her türlü hukuksuzluğa başvurur, her türlü insanlık dışı eylemin içerisinde kendini var eder. Çünkü gerçekte o bir zavallıdır ve kendi ruhsal frekansının bitik olduğunun farkındadır. Ruh gerçeği bilir, İnsan yalan makinesine bağlanıp dağılınıp da yalan söylediğinde makine neden ötüyor zannediyorsun? Sistemin kabul etmiyor. Yalanı, dolanı da ondan. Ağzın, elin, yüzün, gözün, dilin gerçeği istediği kadar saklasın. Hakça yaratılmış bir sistemin var senin. Hakka göre işleyen ve hakka göre aktifleşen muazzam bir sistemimiz var ve bu sistem hakikatle çalışıyor kardeşim. Onun için hakikatine uyumlanacak, sistemini açacaksın ki sistemin genişleyerek yolculuğuna devam edebilsin. Nefs aslında bizden bağımsız bir varlıktır. Dünyada edindiğimiz bir şeydir. O bizi dünyaya bağlar, ruh ise Allah'a bağlar. Nefs dünya için yaratılmıştır ve bu dünyadan beslenir. Ruh ise Rahmanidir ve Allah'tan beslenir. Allah bize nefsimizi öldürmemizi söylememiştir. Onu terbiye etmemizi söylemiştir. İşte bizler de nefsimiz için birer elçiyiz. Nefsi öldürmekle yükümlü değiliz onu terbiye etmekle, eğitmekle, güçlendirip huzura erdirmekle görevliyiz. Nefs dediğimiz şey bize bu dünyada sınav amaçlı verilmiştir. Nefs dünyada kalmak ister çünkü beslendiği bütün kaynaklar dünyadandır. Yiyeceklerin tadını sever, hazların tadını sever. Bu tür şeylerden beslenir. Hoşuna gider ve sürekli bunu yap, onu sev, şunu al, bunu istediği onları bize telkin eder. Ruh ise çok daha geniş bir alandan hakikatten, sistemin bütününden ve Allah'tan beslenir. Haktan, adaletten, şefkatten ve merhametten, vicdanlı insan olmaktan beslenir. Ruh için sadece dünya yoktur, sistemin bütünü vardır. Onun için kendisi yoktur, bütün canlılar vardır. Ve dünya evvel ve ahir denilen süreç içerisinde yalnızca bir durak olarak vardır. Bütün ve güçlü olan ruhtadır, Allah'a giden de ruhtadır. Aslında Allah'ın insana verdiği mesaj açıktır, o bize adeta şunu söylemektedir teşbihte hata olmasın. Ben sana kendimden bir ruh verdim. Sen dünyaya gidecek, nefsi de kendine katacak, onu huzura erdirecek, ona beni tanıtacak ve beraber bu dünyada el ele verip yaratılış sistemini güçlendirerek geri geleceksiniz. Sen bunu başardığında o gücün payı da senin olacak. Bu muazzam bir olaydır. Müthiş bir hadisedir. Allah'ın yarattığı bu sistemde insanın kazandığı ne varsa kendisinindir. Yani Yüce Allah bizi bir kölelik sistemiyle kendisine ve yaratılışa bağlamış değildir. Her ne topluyorsak kendimiz için toplarız ve o topladığımız güç de artık bizim olur, cennetimiz olur, bizim için yaşam olur, güç olur, bakış açısı olur, sıkıntılardan kurtulmak olur, bizim için kullanılır. Dünyada kimse kimseye bunu yaptırmaz. Yani bir insan bir insana bedavadan gel fabrikamda çalış, karın hepsi senindir demez. Ama Allah'ın sisteminde kazandığının hepsi senindir kaybettiklerin ise yine kendinden kaybettiklerinindir. Sistem öylesine çok bizi düşünen bir sistemdir ki başkasına iyilik yapsan o iyilikteki payının tamamını sana verir. İşte böyle bir Allah var. İnsan ise kördür. Dolayısıyla bunu insana yaptıran nedir? Cüzi iradesine başvurmaması nefsinin egemenliğini kabul etmesidir. İnsan frekansı fark edecek. Beyninin, gönlünün, fikrinin ne istediğine kulak verecek ve önüne koyacak. Mesela ben bana gelen iş tekliflerini bir kağıda yazıyorum. Önce ve sonra kendime soruyorum. Kime hizmet ediyor diye. Eğer nefsime hizmet ediyorsa üstüne çiziyorum. Diyorum ki dur. Her şey sadece ruhuma gittiyse de dur diyorum. Yani maddeden tamamen çıkıp manaya kaldıysam o zaman da sınavdan çıkmış oluyorum. Sınav madde ile manayı bir dengede götürebilmektir. Onun dengesini kurabilmektir. İnsan madde ve manadan oluşan bir varlıktır. Beden maddedir, ruh manadır o bedene anlam katan, can katan manadır. Yani ruhtur. Onun için tekrar söylüyorum. İnsan nefsiyle ruhu dengeleyerek yaşamalı ve bu ikisini birbirine uyumlu hale getirmelidir. Nefsini huzura erdirmeli ve her ikisini yaratılış amacının hizmetine sokmalıdır. Allah yolu dediğimiz, insanın güçlenerek Allah'a yaklaşabilmesini sağlayan yol ve yöntemler bütünüdür. İnsanın kullanma kılavuzudur. Biz eğer reçeteyi doğru uygularsak, dünya dediğimiz bu sınav döngüsünü hakkıyla tamamlayıp ruhumuzu, onu teslim aldığımızdan daha büyük bir güçle bir sonraki hayatımıza taşımış oluruz. Tabi lisan ettiysem affola, bu ilk yazdığım hamali. Bunun üzerinden kitaba gitmeden önce bir daha editleyeceğim yerler mutlaka, buna katacağım şeyler olacaktır. Ama konunun özü böyle. Onun için bunu sizinle bugün paylaşmak istedim. Allah hepimizi kendine yaklaştırsın, niyetimizi salih kılsın, gerçekten bize doğru insanlar olmayı, sistemimizi tanımayı, idrak etmeyi nasip etsin. Eksiklerimizi tamamlamayı, fark etmeyi, idrak etmeyi ve doğru taraflarımızı güçlendirmeyi nasip etsin. Sürekli onun sisteminde pozitif eylemlere hayat verebilmeyi nasip etsin. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.